Bu adam mı buldu seni? Sen burada mı kaldın sen gece? Onun evinde mi kaldın? Evet, abla. Çok yardım etti bana. Gerçekten çok yardım etti. Öyle gerekti. Senin telefonun Sinan'da kalınca... ben de Sinan'ı bulaştırmak istemeyince öyle gerekti. Teşekkür ettim mi ablacığım, hadi. Teşekkür ederim. Bir şey yaptı mı o adam sana? Ne? Ya konuşturma beni işte. Bir şey yaptı mı? Bir şey oldu mu? Yok yok. Hiçbir şey yapmadı abla. Yani yardım etti sadece. Sağ olsun. Tamam. Anneciğim. Ne yani, 2 dakikayla mı kaçırdım kızları? Vay be. Sayemde bayağı büyük macera yaşamışsın ha. Teşekkür bekliyorsun galiba. Ya yok canım, onu sonra hallederiz. Benim şimdi bana özür borçlu olan birini görmem lazım. Yalnız kız iyi bir ablaymış. Takdir ettim. Bir dakika. Sen Hazan hakkında iyi bir şey mi söyledin? Ya belliydi zaten. Kardeşi ünlü olsun diye kendini pazarlayan bir abla. Çok etkileyici. E tabii keşke ablalığı gibi karakteri de iyi olsaymış. Öyle tek derdi kolay yoldan yırtmak olmasaymış. Ne oldu? Utanıyor musun yoksa sevgilinden? Ya bırak. Ben kaçtım. Ben bıraktım zaten koçum. Kafam rahat. Babam ısrar etmeseydi dün gece parmağımı bile kımıldatmayacaktım. Asıl sen bırakabilecekmişsin. Bakalım kendini nasıl affettireceksin Hazan Hanım. Refik'cim, akşam bize güzel bir masa kur egemenler olarak. Sendeyiz, tamam mı? Nasıl ya? Babanı sizi çağırıyor Sinan Bey. Yukarıdaymış. Tamam. Baba, dün göremedim seni ya. Bir hoş geldin diyemedim. İhalede bir şeyler olmuştu. Sen boş ver ihaleyi. Esas sana hayırlı olsun. Ne hayırlı olsun bana baba? Ev sahibi olmuşsun oğlum. Baba bak, hiç sinirlenme. 3 kuruşluk bir şey, ben sana borcumu ödeyeceğim. Mutlaka. Mutlaka ödersin tabii. Hiç kuşkum yok. Yalnız benim anlayamadığım, kimin parasıyla kimin borcunu ödeyeceksin sen? Ama sen bana kızı mağdur ettin dedin, ben de... Sen de büyük hayırsever Sinan Egemen olarak yardım elini uzattın. Aslan oğlum ya. İşte benim oğlum ya. Oldu o zaman. Oldu evet. Gayet iyi oldu. Artık senin borcun falan yok. Fazilet Hanım ödeyecek senin borcunu. Nasıl yani? Fazilet Hanım bizim evde çalışacak. Borcunu ödeyecek. Biz kendisiyle anlaştık. Bir dakika. Bizim anlaşmamız böyle değildi ki. Anlaşmayı sen kızla mı yapacaktın? Ne oldu? Bozuldun mu? Senin bu ev numaran boşa düştü galiba. Ah! Ne diyeyim oğlum? Kızına niyet, annesine kısmet. Bu ne ya?